Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy inceleme serimizin 89.suyla yolumuza devam ediyoruz. Çok fazla istek olduğu için köy inceleme çekiyorum. Lütfen videoyu izleyip abone olmadıysanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. An itibariyle 4500 aboneyi geçmiş bulunmaktayız. İlk hedefimiz 5000 abone, sonra da artarak ilerleyecek arkadaşlar. Hemen yorumlarımıza gelelim. Bakalım kimler ne yorumlar yapmış. Son videomuzun linkini paylaştığımızda 211 tane yorum belirlendi. Katıl butonundan bana destek olan arkadaşlarımızın köylerini tamamladığımız için, yani incelediğimiz için, bu videomuzda katıl butonundan olan arkadaşlarımızın köyüne bakmayacağız. Direkt çekilişle herkesin köyüne bakacağız. İlk yorumumuzda bakalım, Harbi Ghetto isimli izleyicimiz kodunu paylaşmış. Abi köyüm 10 level, her şeyi fulledim. Sadece duvarlar kaldı. Yorumum benim için önemli, seviliyorsun demiş. Allah razı olsun kardeşim güzel yorumundan dolayı. Şimdi ilk arkadaşımızın köyüne bakalım. Şuradan kodunu yazalım hızlıca. Şuraya yazdık. King Güneş isimli köydeyiz. Mavi Özlem klanında klan 6. seviye yardımcı lider pozisyonunda, kazanılan savaş yıldızı da 250. Belediye binası ona göre biraz daha yüksek olabilirdi. Laboratuvarına baktığımızda ilk olarak atıcı yükseltmen gerekiyor. Atıcıdan sonra hemen gelip zehir büyüsünü basarsın. Sonra da lav tazı ve cadıyı yükseltebilirsin. Köyüne bakalım bir de kardeşim. Belediye binası onda, dediğin gibi bütün savunmaların tamamlanmış durumda. İnşaatçıların boşta, duvarlarında eksiklikler var, kahramanlarında da eksiklikler var. Fakat inşaatçıların boş kalması güzel bir şey değil. Bence belediye binası 11'e bas geç. Hero'ların seviyesi de gayet güzel. Belediye binası 11'e geçersen ne yapman gerekiyor? Önemli bir soru. İlk olarak laboratuvarını, sonra ordu kamplarını yükseltip daha sonrasında depoların hepsini tamamla. Bunlar bittikten sonra kışlanı, kara kışlanı, büyü fabrikası ve kara büyü fabrikasının yükseltmesi varsa onları tamamla. Daha sonrasında yeni gelen savunmalarını alıp ilerlemeye devam edebilirsin. Fakat belediye binası 11'de yeni bir kahraman ekleniyor, koruyucu. Onu ilk başta alabilirsin kardeşim. Bunun bilgisini de vereyim. Kristal 3 ligindesin. Ejder saldırısı yapıyorsun. Belki de klan savaşı için basmış olabilirsin. Normalde ejder ordusunu kullanmanı tavsiye etmem. İksir maliyeti olduğu için duvarlarını zor basarsın. O yüzden bebek ejder saldırısı yapman daha mantıklı olacaktır. Ama laboratuvarda da belediye binası onu bastığında 11'e geçerken kesinlikle laboratuvarda bir atıcını 2 yap. O da belediye binası tamamlanana kadar biter kardeşim. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki şanslı arkadaşımıza bakalım. Samet Gül kodunu paylaşıp abi inceler misin lütfen demiş. Tabii ki inceleriz Samet. Oyunumuza geçelim. Bu bizim ikinci köyümüz. Zeus isimli köydeyiz. 5 vakit namaz klanında, Allah kabul etsin, 15. seviye klanı var. Kazanılan savaş yıldızı 200. Klanda büyük pozisyonunda, belediye binası 9'a sahip. Güzel kazanılan savaş yıldızı. Şimdi laboratuvarı muhteşem kardeşim. Laboratuvarını maxlamışsın. Tahminimce köyün de maksimum, belediye binası 10'a geçmemişsin. Belki duvarlarında eksik olabilir. Duvarlarında maksimum. Kraliçeni 29 yapıyorsun. Kralın da 27. seviye. Bence hiç bekleme ya. Sen de direkt bas geç. Savunmaya bakalım da savunmada bir eksik yedik bir şey olmasın. Yok. İnşaatçıların boşta. Belediye binası ona direkt bas kardeşim. Senin de yapman gerekenleri söyleyeyim. İlk olarak laboratuvar, ordu kampları, büyü fabrikası, kara büyü fabrikası, kışla ve kara kışla yükselttikten sonra yeni gelen savunmalarını al. Yeni gelen savunmalarını kurunca da ilk olarak cehennem kulelerini maxla. Direkt 3. seviyeye kadar getir. Kristal 2 liginde sen de ejder saldırısı yapıyorsun. Tavsiye etmem. Şu an ama köyün maksimum olduğu için ganimet fazlalığından bu orduyu kullanıyorsun tahminimce. Bu şekilde ilerle, ama belediye binası 10'a geçince direkt bence bebek ejder saldırısı yapabilirsin. Liginde bu arada gayet güzel. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Şuradan bir sonraki hesabımıza geçelim. Fat Ninja Forever isimli köydeyiz. Kodunu paylaşmış direkt. Bir şey yazmamış. O yüzden okuyamadık. Hemen şuradan kodunu girdik. Köyün ismi de Fat Ninja Forever. Yeniçeriler klanında klan 3. seviye. Yardımcı lider pozisyonunda,
Kazanılan savaş yıldızı 626. Güzel bir sayı. Böyle 750'leri geçersen daha güzel olur. Laboratuvarına bakalım hemen. Atıcıyı basman gerekiyor. Direkt gözüme çarptı. Atıcı bir 3. seviye olsun. Atıcıdan sonra hemen madencini bas. Zehir büyüsünün seviyesi varsa onu da basabilirsin. Bu birimleri tamamladıktan sonra da şifacını yükseltmeyi unutma. Ayrıca kara kışlanı yükseltip buz golemini de açmalısın. Belediye binası 11'e göre duvarların güzel. Zaten geçeli çok fazla olmamış, hatta yeni geçmişsin de diyebiliriz. Ordu kampları var. Şimdi ordu kamplarıyla bir başlayalım. Ordu kamplarının hepsi bitsin. Ordu kampları bittikten sonra depolar tamamlanmış. Güzel. Klan kalesine bakalım. Klan kalesi de basılmış. Şimdi ne yapabilirsin? Hemen gelip cehennem kulelerini, kartal topunu yükseltebilirsin. Ordu kamplarından sonra. İlk olarak kartal topu, sonra cehennem kulesi. Ondan sonra da X yaylarını basarsın. Zaten bir yandan yeni gelen savunmaları da yükseltiyorsun. Bu anlamda da doğru yapmışsın. Kristal 2 liginde elektro saldırısı yapıyorsun. Belki de klan savaşı için bastın sen de. Normal savaşlarında kesinlikle ya goblini, sinsi goblin yap, sinsi goblinle saldır, ya da bebek ejder saldırısı kullanabilirsin. Liginde gayet güzel. Hero'larına bakalım. Onu unuttuk, geçiyordum valla. Barbar kralın 35, kraliçen 35, koruyucunda şu an 6 oluyor. Koruyucunu yükseltmen güzel. Koruyucunu yükseltmeye devam et. Boş inşaatçın kalırsa da barbar kral, kraliçe, onlardan da yavaş yavaş basarsın. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim kardeşim. Şuradan bir sonraki köyümüze geçelim. Ferit Elek Berov. Bayağı uzun yazmış. Köy kodunu paylaşmış. Şuradan bir köy kodunu alalım. Abi, belediye binası 9'a bir aydır geçtim. İlk savunmaları bitirip sonra duvarlara geçeceğim. Araştırmada kara iksir birlik ve büyülerini de sana bırakıyorum. Pardon, sana bırakıyorum dedim. Sona bırakıyorum. Çünkü kahramanları bitirmek istiyorum. Azerbaycan'dan selamlar. Seviliyorsun Reis demiş. Azerbaycan'daki izleyicilerimizin hepsine selam gönderelim biz de buradan. Aleyküm selam bu arada. Kodunu paylaştım. Şimdi köyün ismi Ferit. Perfect klanında 10. seviye bir klan üye pozisyonunda, kazanılan savaş yıldızı 124, belediye binası 9'a göre düşük kalmış. Şimdi kara büyüleri, yani kara iksirle kasılan şeyleri sona bırakmışsın, fakat öfke büyüsünü niye yükseltmemişsin? Ben de sana ona göre tavsiye vereyim. Öfke büyüsünü bir yükselt kardeşim, 5. seviye olsun. Öfke büyüsünden sonra dondurma büyüsünü yükseltip hemen şifacını bas. Bu şekilde ilerle. Bu süre zarfında kahramanlarını basarsın. Sonra da lav tazı, cadı ve zehir büyüsünü yükseltirsin. Köyüne bakalım. Belediye binası 9'a göre duvarların güzel. Orta düzeyde yani. Şuradaki 8. seviye duvarlarını bir an önce bas. 9. seviyeye gelsin. Ordu kampları, laboratuvar tamam. Savunmaları yükseltmeye devam ediyorsun. X yaylarını maxla öncelikle. X yayları bittikten sonra da bakalım ne eksiğim var. Hemen şöyle bir göz atıyorum. Eksik bir şeyin kalmamış. Bir tek havanların kalmış. Havanların dışında bir şeyin yok. Güzel. Çok güzel geliştirmişsin. Dediğim gibi bu savunmalarını bir an önce tamamla. O süre zarfında da laboratuvarındaki öfke büyüsünü özellikle kesinlikle maxla. Onun dışında da kahramanlarını yükseltmeye devam edersin. Kraliçe 17, barbar kral da 13 oluyor. Barbar kralını bir kraliçenin seviyesine getir. Sonra ikisini kademeli ilerletirsin. Altın 1 liginde senin de bebek ejder saldırısı yapmanı tavsiye ederim. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki köyümüze geçelim. Nihat Açıkgöz kralsın demiş, kodunu paylaşmış. Teşekkür ederim Nihat kardeşim. Şuradan oyunumuza geldik, sosyale girdik, kodu yazdık ve devam ediyoruz. 31 Nihat Akgöz galiba, AKGZ 31 köyündeyiz. Lekesizler 2 klanında, bizim alt klanımızda, büyük pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 80, belediye binası 9'a göre düşük kalmış. Bunu yükseltmen gerekiyor. Laboratuvarına baktığımızda ejder, binici, şifacı gayet güzel. Yükseltmen gereken bir dondurma büyüsü var. Dondurma büyüsünden sonra lav tazı, cadıyı basıp hemen bebek ejderi 2'ye getirirsin. Köyüne bakalım. Şimdi belediye binası 9'a göre çok güzel bir köyüm var. Duvarların orta düzey, savunmalarında da bazı eksiklikler bulunmakta. Savunma anlamında basman gereken ilk olarak bir büyücü kuleleri var. Büyücü kulelerini tamamladıktan sonra geliyorsun okçu kuleleri, sonra toplar, daha sonrasında da havanlar. İnşaatçıların boş kalmasın kardeşim. Köyünü geliştirmeye devam et. Yoksa lekesizler 2 klanından çıkartılabilirsin. Aktif olman gerekiyor. Sürekli köyünü geliştirirsen senin için güzel olur. Güzel bir köyün var. Oynamaya devam et. İnşaatçıların boş kalmasın. Altın 1 ligindesin.
Hero'larına bakalım. Kraliçe 17. Barbar Kral birazcık düşük kalmış. Barbar Kral'ı da kraliçenin seviyesine kadar getir. Duvar anlamında da şuradaki 8. seviye duvarlarını bas bir an önce. Bebek ejder saldırısı yapman da gayet güzel. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim Nihat. Bir sonraki köyümüze geçiyoruz. Efe Uyanık geldi. Efe Uyanık'ın vermiş olduğu kodu aldık. Oyunumuza geldik. Şuraya da yapıştıralım. Köyün ismi de aynı. Efe Uyanık. Spartan Warrior klanında. Klan 8. seviye. Büyük pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 12. Belediye binası 7'ye göre fena değil. Yavaş yavaş yükseltiyorsun. Şimdi burada yükseltmen gereken bir ilk olarak öfke büyüsü var. Öfkeyi 4'e kadar getir. Sonra geliyorsun şifayı yükseltiyorsun. Şifa da tamamlandıktan sonra ejderini basıyorsun. Köyüne bakıyorum. Belediye binası 7'ye göre duvarlarında eksiklikler var. Orta düzeyde bir eksiklik. Şu 6. seviye duvarlar tamamlanırsa duvarların makslanacak. Savunma anlamında basman gereken yeni almış olduğum burada birkaç savunma var. Bunların seviyesini bir an önce yükselt. Burada ne bastığının pek bir önemi yok açıkçası. Şu hava savunmasını ilk olarak basmanı önerebilirim. Çünkü ejder saldırısı çok yapılıyor. Bu ejder 5 olduktan sonra burada 2. seviye yükselen hava savunmasını da yükselt. Daha sonrasında da kafana göre yükseltme yapabilirsin. Önemli olan bir an önce hepsini makslaman. Ejder saldırısı yapma bence. Okçu barbar daha güzel oluyor. Fakat duvar basamadığın için de ejder saldırısı yapabilirsin. Altın kasmakta zorlanıyorsan bu orduyu kullan. Yoksa onun dışında okçu barbarı kesinlikle tavsiye ederim. Zaten senin bu seviyelerdeki amacın ölü köylerden ganimet alıp çıkmaktır. Barbar kralında max seviyeye vermişsin, gayet güzel. Gümüş 2 liginde de güzel ganimetler bulursun. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Şimdi bir sonraki kişi Mücahit Tirel geldi. Kodunu paylaşmış Mücahit. Oyuna geçelim. Osmanlı isimli köydeyiz. Klanı yok. Kazanılan savaş yıldızı 326, belediye binası 11'e göre bence düşük kalmış. Bunu yükseltmen gerekiyor. Ayrıca bir an önce bir klana katıl. Köyünü çok daha hızlı bir şekilde geliştirirsin. Laboratuvarına baktığımızda gayet başarılı. Önemli olan elektro ve atıcı tamamlanmış. Zehir büyüsünün seviyesi bulunmakta. Şimdi nasıl başlayabilirsin? Atıcı elektro saldırısı yapılabilir. Yani farklı olarak bir elektro ordusu kullanabilirsin. Havadan ya da karadan atıcı ordusu kullanabilirsin. Cadının seviyesi de çok güzel. O yüzden basman gereken bence bir zehir büyüsü var. Zehir büyüsü klan savaşlarında önemli olacaktır. Zehirden sonra madencini yükseltip hemen gelip buradaki ejderi basabilirsin. Daha sonrasında da buz golemini basmanı söyleyebilirim. Köyüne bir bakalım. Yoruldum vallahi. Arda arda konuşuyorum. Belediye binası 11'e göre duvarların güzel yarısını tamamlamışsın. Laboratuvar tamamlanmış, ordu kampları da bitmiş. Laboratuvarın boşta kalmasın. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Hemen bir yükseltme yap. Savunma anlamında bakacak olursak depolarına bir bakalım. Depolar tamam. Güzel. Savunma anlamında kartal topu da basılmış. Hemen buradaki cehennem kulelerini bir yükselt. Cehennemler max olsun. Klan kalesi de tamam. Cehennemler maxlandıktan sonra eksik kalan 2 tane hava savunması var. Bunları tamamlıyorsun. Hava savunmalarından sonra da büyücü kulelerini basıp okçu kulelerine geçiyorsun. Bu şekilde ilerle. Kraliçe 46 oluyor maşallah. Koruyucun 14 oluyor. Barbar kral da 41. Güzel, koruyucunu yükseltmeye devam et. Vakit buldukça kraliçeni de yükseltebilirsin. Şu gelen birkaç tane küçük savunma var. Bunları da bir an önce tamamla kardeşim. Altın 2 liginde bebek ejder saldırısı da gayet nice. Güzel yani. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki köyümüze geçelim. Köy incelemelerine doymadık. Musa Kaya, kurşun asker yani Nuri adına teşekkür ederim abim demiş. Katıl butonundan destek olan kurşun askerin köyünü bir önceki incelemede incelemiştik. Onun teşekkürü. Seyit Abdullayev kodunu paylaşıp incelersen sevinirim abi demiş. Seyit kardeşimizin de bir köyüne bakalım. Şuraya yapıştırdık. Yenilmez isimli köydeyiz. Yenilmezler klanının lideri. Bence liderliği bırak kardeşim. Bunu söyleyerek başlayayım. Bu seviyelerde çünkü gerek yok. Kazanılan savaş yıldızı 127, belediye binası 12'ye göre çok düşük. Levelini gördükten sonra tahminimce belediye binası 8 ya da 9'dur diye düşündüm. Ama belediye binası 12'yi görünce şaşırdım. Çok erken basmışsın. Laboratuvarın çok düşük. Keza savunmalarında öyle olduğunu düşünüyorum. Burada bir öfke büyüsünü 6 yapman lazım. Öfke büyüsü bittikten sonra elektroyu 3'e kadar getir. Sonra da atıcı ve yetiyi maxla kardeşim. Bunları söyleyeyim. Zaten diğerleri bir sürü seviyesi var.
Duvarların dediğim gibi zayıf, savunmaların geri kalmış. Şimdi köyü toparlamamız lazım. Moralini bozma, hallederiz. Sıkıntı yok. Şimdi ilk olarak yükseltmen gereken bir laboratuvar var. Laboratuvarı 10. seviyeye getir. Sonra ordu kamplarının bir 2-3 seviyesi var. Bunu belediye binası 12'de maksla. Daha sonrasında depolarının eksikliklerini bitir. Burada gördüğüm kadarıyla iksir depolarının seviyesi var. Daha sonrasında da kartal topunu yükseltip hemen cehennem kulelerini maksla. Daha sonrasında arta kalan inşaatçılarına da bu seviyesi düşük olan savunmalarını yavaş yavaş yükseltirsin. Kristal birliği gayet güzel ama ejder saldırısı yerine bebek ejder saldırısı köyünü çok daha hızlı bir şekilde toparlamana yardımcı olacaktır. Klan kalesinin seviyesi düşük kalmış. Bunu da araya dereye bir yere sıkışır. Bunu da yükselt kardeşim. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim derken kraliçe 13, bunlara bakmayı unuttuk. Koruyucu 2. seviye, barbar kral da 14. Bunların da seviyesi çok düşük. Koruyucunu hepsini yükselt kardeşim. Yani şunu bas şunu bas demeyeceğim, hepsi düşük. Zaman buldukça hepsini basmaya özen göster. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Seyit'ten sonra son bir köye bakalım arkadaşlar. Elgiz İsmailov kodunu paylaşıp abi köyümü incelersen sevinirim. Bu arada video çok güzel olmuş. Ellerine sağlık demiş. Teşekkürler Elgiz. Şimdi geldik Elgiz'in köyüyle videomuz sonlanacak. Elgiz 032 Yenilmezler klanında farklı bir Yenilmezler klanında yardımcı lider pozisyonunda olmakla birlikte kazanılan savaş yıldızı belediye binası ona göre düşük kalmış 88. Klan savaşlarına katıl kardeşim. Laboratuvarına baktığımızda şifa büyüsü düşük seviyede. Şifa büyüsünü bir 5'e getir. Şifa büyüsü bittikten sonra neyi basabilirsiniz? Tabii ki zehir büyüsünü basman lazım. Zehir büyüsü bittikten sonra da madencini aç. Galiba belediye binası ona yeni geçmişsin. Madenci ve buradaki yarasa büyüsü açılmamış. Zehirden sonra madenci açılacaktır. Madenciyi yükseltip sonra da binici, Valkyrie, Lavtazı, cadı hangisini kullanırım dersen onları yükselt. Köyüne bir bakalım. Dediğimiz gibi yeni mi geçmişsin? Duvarlarının yarısı bitmiş. Gayet güzel. Ama belediye binası ona yeni geçmişsin. Laboratuvar tamamlanmış. Kara büyü fabrikası basılıyor. Güzel. Bunun yanında kışlanı basıp bir an önce dediğim gibi madencini aç kardeşim. Ondan sonra ne yapabilirsin? Klan kalesi basılmış. Ordu kampları bitmiş. Gelelim savunmaya. Cehennem kulelerini makslamaya devam et. Yani şu an 2 oluyor. Bir seçemedim. Tamam. Zaten 3. seviye basmışsın. Pardon, güzel. Cehennem kuleleri bittikten sonra hemen geliyorsun. X yaylarını basıyorsun. X yayları bittikten sonra da okçu kuleleri ve büyücü kulelerini basmanı tavsiye edebilirim. Hero'larına baktığımızda kral 14, kraliçe de 16 oluyor. Bunları da yavaş yavaş yükselt. Bir an önce 30. seviyelere gelirse güzel olacaktır. Altın 3 liginde atıcı saldırısı yapıyorsun. Kara iksir depon dolu olduğu için bu orduyu kullanıyorsun. Tahminimce ganimet kasarken de bebek ejder saldırısı yapmanı tavsiye ederim. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Duvarlarını da güzel geliştirmişsin. Devamını dilerim. Arkadaşlar, bir köy inceleme videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğenileriniz benim için çok önemli. Hangi serimizde daha çok beğeni olursa o seriyi daha fazla çekmeye özen gösteriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Lütfen yorumlarda bir hesabınızdan köy kodunuzu çok fazla paylaşmayın ya da çok fazla yorum yapmayın. Spam olarak düşüyor ve programda çekiliş yaptığımızda da gözükmüyor. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Farklı hesaplardan bir tane yorum yapmak şartıyla köy kodunuzu paylaşırsanız şansınız daha fazla artacaktır. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.